Önceden konumuza başlayalım. Selamlar sevgili YouTube. Bu yayının korusu Ali Rıza Seyfi'nin ve sevgili Twitch. Bu yayının korusu Ali Rıza Seyfi'nin 1928'de yazmış olduğu Dracula uyarlaması Kazıklı Oyoda adlı roman. 1928'de harfi İnkılapı'ndan 3 ay önce falan çıkıyor bu kitap. Son Eski Türkçe yayılar aracı romanlardan. Şöyle göstereyim. Mesela sayfalarda. Şöyle göstereyim. Bu zaten şey yazıyor mesela. Bakın tersler. Kazıklı Oyva da yazıyor. Bu kitap e, çeşitli baskıları var. Bir de, doks, ben de 97 basımı kamera çıkan Dracula İstanbul'da adıyla bastıkları baskısı var. Cevalli Skoglabillo'nun ön sözüyle basılan. Sahaflarda 1 lira elas o eski fiyatıydı kri piramit baya fazla bu ilk basımı. Sabahlar düşüktü sonra bir popüler oldu bu eser. Sonraki yıllarda. Evet Osmanlı Türkçesi. Bir dakika. Tamam. Kızanları bir ürküttüm. <laughs> Şimdi gelelim Ali Rıza Seyfi'ye. Bu adam yani bu adam kim? Diye böyle bir işe kalkışıyor yani. Türkiye Devleti'nde ben daha önceki yıllarda defaatle değindiğim bir konu. Bizde bu kadar şey yaygın değil. Ee, yerli korku ya da e, fantastik. Yani, gotik edebiyata karşı bizim eski kuşak yazarlar biraz ilgisiz. Yani tazimattan sonra bile çok sahiplenmiyorlar. Sahiplenmek bir kenar düşsün. Bayağı koca kara edebiyatı gözüyle bakıp ee, şiddetle karşı çıkıyorlar. Selamlar Hakikit Osun Paşa. başka e, Ayla Cihaz Bak <laughs> sizden tanıdım. Şimdi ona da geleceğim. Bu romanlar arasında ne farkı var derseniz bu orijinal halini de okudum ben. Bu yani normal latilize edilmiş halini okudum. Bu basımında bazı ifadeler değiştirilmiş. Yani çok büyük bir orada bir değişiklik yok ama bazı ifadelerde bir ekleme çıkarma yani çok hafif bir şey var. Bir dokunulmalar var olmuş. Alo Çelik hocam hoş geldin. Ege Yüksel hoş geldin. Valekarda, Kerdan Hoca, hoş geldin. <laughs> Yayında böyle cin sesi gibi geliyor arkadan. Yani bir ufak tefek değişiklikler var ama hani herhalde bir yayla herhalde çıkaracak bunu yakında yani belki Birkaç aya kalmadan. Çünkü şey güzel bir şey. Ya yani kendine özgü bir uyarlama. Şimdi ithal ve uyarlama değil mi? O tartışmalara girelim biraz. Ali Rıza Seyfi'den bahsetmeden önce. Şimdi birebir bir akış var. Fakat çok kısalta kısalta böyle çok heyecanlı romanın heyecanlı kısımlarını da alıp şey ya değiştirdiği için Alizan Seyfi evet bu uyarlama. Fakat e, şey esere girişte falan hiçbir şey bu Bram Stoker'ın Drakulasından uyarlamadır falan sözü de yok yani öyle bir şey var romanda maalesef. Dolayısıyla bayağı da var şey oradan çakmış ama e, özgün bir e, uyarlama ya da ne diyeyim, bir adaptasyon. Drakula'yı Rocket hoş geldin. E, Drakula'yı baya baya şey e, nasıl desem İstanbul'a adapte etmiş. Türkiye'de geçer şekilde. Yani normalde bu tür şeylerde uyarlamalar biraz göze batar. Fakat bu da ben öyle bir şey e, yani biraz daha size örnekleri de göstereceğim. Niye özgün olduğunu anlatacağım. Bunda çok öyle bir durum görmedim. Havada kalan kısımlar oluyor. Evet özgün bir çakış. <laughs> İlaleskaya. Şöyle deyip evet bilinemeyeceğini düşünüyor Creep yani diyor ki roman bilinemeyeceğini düşünüyor. İngilizce o yıllarda Türkiye'de çok yaygın değil. Ama Ali Rıza Sefi İngilizce bilenlerden birisi. Milli mücadele. Biraz onun geçmişine değinelim böylece. önce. Ali Rıza girelim. Pardon. Dur. Ne diyecektim? Ah. Ee, şey bir. Ali Rıza Seyfi'nin de açayım. Ha, Ali Rıza Seyfi'nin hayatıyla ilgili güzel makale var. Orada linkini size şuraya yazmıştım. Ah, Osman Yıldız'ın Ali Rıza Seyfi Seyfioğlu başlıklı makalesi Bu 2002'de yazılmış makale ama internet ortamına daha da taşınmış. Size buradan linkini gönderiyorum. Hadi yani görmek isteyenler, okumak isteyenler için sonrası detaylı olarak. Teşekkürler Zerif Hoş geldin. Barbaros Harettir Turgut Reisi. Tabi tabi tabi. Ee... Türkiye'ye aynen şimdi şey hani muhtemelen Fransız ya da İngiliz basımları vardır Türkiye'de ama o lisanları bilenler istifade ediyor ve bizde şey var hani eğlencelik roman gözüyle bakarlar bunlar hani çok fantastik falan korku bize çok ciddiye alınan türler değil yani. Öyle bir bakış açısı var. Idol'larımızı okuyan kesim arasında. Dolayısıyla Pekala Rıza nasıl böyle bir şey Drakula'ya uyarlamaya uyarlama kafası Şimdi o da bu hayatıyla bana bağlantılı. Çok tafsilatına girmeyeyim ama Dur. Pardon. Çok pardon. Bazen arada baba, araya başka bir şeyler girebiliyor. Mevzular. Ali Rıza asker kökenli yazarlarda bu ise şey. siyasi geçmişte var. İttihat ve Terakki ile falan bağlantısı var. Ama şey yani İttihatçıların biraz İngiliz kanadı da yakın. Bu Rafor Orbay falan isimlerle yakın. İngilizce biliyor ve şey baya böyle bir e, zavarı da böyle e, nasıl desem takibata uğramış isimlerden. Bir dakika. Takibata uğramış isimlerden. Aa, başkanım hoş geldin. Takibata uğramış isimlerden. Ee, çünkü siyasi mevzularla da ilgileniyor. Şöyle yapayım. Ha tamamdır. Yani Kasıpaşa'lı e, Kasımpaşa'lı Ali Rıza Seyfi ve şey aileden de Karadeniz şey e, Karadeniz'de 1880'de İstanbul'da doğuyor. Babası Mehmet Seyfi Bey Gemlik Tersanesi komutanı aileden derici Bunlar Karadenizli. Zaten şey. Çok ilginç bir tesadüf. Bu Drakula romanında e, tabii yani yani şimdi diyoruz. Yani bu bu yeni konusu kazıklı oyunda değil. Roman olarak kazıklı oyunda. Onu ayrıca değineceğiz. Onun hikayesi ve daha uzun. Şimdi e, Drakula İstanbul'da da şöyle bir durum var. Dracula ile Dracula İstanbul'da nasıl? Şimdi Drakula romanında Rob Stoker Kendini hani biraz şeyle özdeşleştiri söylenir eleştirmeler yorumcular tarafından. Van Helsing karakteriyle. Yani Arbelas Asvanberi anlatıyor der yani kimisi. Arben bir Türkolog. ilk başlarda Türk, Türkoloji kursunu kuran. casus. Osmanlı toprakları falan geziyor. İşte Asya'ya geziyor. Arbelias Vanberi'den der aldığı bilgilerle romanı yazıyor biraz Bram Stoker. Orada biraz Arbelias Vanberi'yi yandırıyor bu Bram Stoker'ın ama şey anlamında kendisiyle özdeşleştiği yorumu yapılır zaten ismi de belliydi zaten Abram Abraham'ın kısaltılmış hali Bir dakika Aynen Statue ee, of Genel arkadaşlar hoş geldi Geldi yani... Burada da Dracula İstanbul'da Roma'da da bir avcı karakterimiz var. Doktor Resulü Bey. Yani Türk var Helsinki. O da bilgi şey. Ali Rıza Seyfi'nin gibi. Çok garip bir şekilde. Çünkü karakter de şey. Yani Ali Rıza kendi gözlemlerinden dayanarak folklor bilgileri vermiş şurada ve folklorla da ilgilenmiş. Çok ilginçtir. Makalelerini falan bulamadım ama makalelerini bulamadım ama şey var Ali Rıza Seyfi'nin. Yani robada satır arasında geçen öyle folklorik bilgiler var ki zamanında şey yani bu. Bizim Hortlak cadı ilacının işte bizde yani vampir ilacının markalardaki bizde hortlak cadı ilacının olarak nasıl geçtiğini Karadeniz'e, Kafkasya yörelerinde de görülüyor. Yani Karadeniz havzasında has bir varlık olduğunu, olduğunu işaret ediyor Ali Rıza Bu karakteri ağızdan anlatıyor. Resul Bey işte Trabzon'dan akrabalarımızı çocuklara gelir fırtınalı havalarda evlere gelip camları tırmalar, cadılardan bahsederlerdi diye anlatıyor böyle. Yani o açıdan özgün. Bram Stoker'da romanda Dracula'da şey işleniyor. Bu Kırım'dan diyor işte diyor Asya'nın belli bölgelerinde İranlılar eski bir İranıştır vampir diyor. Şuralarda şuralarda anlatılır diyor. Birçok insan korkuya kapılır bunu kastediyor. Vampirle ilgili bilgi verir ya romanlarda filmlerde de vardır. Burada da öyle bir özgün bir aktarım söz konusu. Şey dedi ya bayağı romanı Türkiye'ye adapte oluyor ediyor şey Ali Rıza Seyfi. Kendini bilgileri bunlar. Kasımpaşalı Ali Rıza Seyfi ve e, neydi onun adı? Paşa'lı olmakla birlikte şey Trabzon şey, kökenli ya. Dolayısıyla hem o bölgeye aşırı sonra hem de yani yazmamış ama bunu folklor bilgilerini de çok aşırı. Bir şehir akrabası Samim, e, Samim Utku'nun o ünlü senaryolarıyla, şeyle, kitaplarıyla bizim tanıdığımız e, pardon Samim Utku diyorum. Özdemir Utku'nun Özdemir Utku'nun e, şey akrabası. Tiyatro bilimci, oyuncu, yazar ve eleştirmen onun akrabası. İsimler karıştı soyadlarıyla. Başka bir tanıdığı var buraya yakın. Valla karıştı kusura bakmayın. Ve Ali Rıza Sefi romanda şey de diyor mesela Abdülhamit döneminde bu şeref sürgünleri var. Yani Trabluskarp'a sürülen öğrenciler işte gazeteciler falan 1897 gibi falan bu Trabluskarp sürgünleri falan diyor. Karakter de öyle bir karakter işte şey 1897'de e, şeye e, ne diyorlar e, ıı, Trablus sürülerlerden falan bahsediyor burada hadi. İşte biz de bilimle elimle uğraşıyoruz diye. Oo. Untouchable 1881 Aboneliğin için teşekkür ediyorum. İnşallah ölen ya da yaralanan olmamıştır. Şu çığlık şeyi, <laughs> sesinden sonra. Şunu kaydedelim. tabda da. Evet fizat şey sürgülleri. Fizat sürgülleri bunlar. Ve ee, şey de e, Seyfi'nin de hayatında bir şey var. Yani bir nasıl derler? Hmm siyasi bir yön de var işte bu İngiliz kardı falan. Milli mücadele yıllarında Ankara'ya geçip Anadolu Ajansı'nda çalışıyor İngilizce çevirmen olarak. İngilizce çevirmen olarak. Yani ben o kısımlara çok girmeyeceğim şimdi hani siyasi geçmiş falan. Merak eden o linkini attığım e, makaleden okuyabilir biraz önce. Zaten YouTube'daki yayın açıklamasında da yer alacak zaten hemen altta. Açıklama kısmında yer alıyor linkler genelde. Orada da bakarsınız. bakarsanız. Zibiyaşıyor. Aynen. Ribera bir çöl. Gele GELEN ARKADAŞLAR Oo gölge çalar. Bebed abi hoş geldin. Bak sana bir sürpriz yapayım Bebed abi. Dur. Hayalet dergi. Bu komutu yazınca direkt bizim mecmuanın linkleri ve irtibat adresi çıkıyor abi. Arada da tanıtımı dönüyor. Yani şey burada link olarak dönüyor. Alo Çelik burada eşki adı kardeşim. Bizim zevkler ellerdeki bazıları vampirden falan korkmadan o korucu oluyor daha tepkililer. Evet. ilginç bir nokta daha var. Drakula ee, Dracula bir gün o romanı işlediğim zaman değineceğim bir konu. Dracula romanında da şey var. Şimdi defilelerin Balkan folklorunda ayrı bir yeri var. Çok kuvvetli bir motif. Dracula'nın hayatıyla da örülü defileri vahitleri var. Şeyde romanda da o defileri vahitlerle vurgu var böyle. Yani defile olay ateş çıkıyor. Drakul oralara böyle taşla işaret koyuyor falan. Sonra romanda alıyoruz ki Drakul onları gidip sonra başka bir zaman çıkarıyormuş. Odası da biriktiriyor böyle. Farklı dönemlerden hazine para yığınları var. Drakul romanda da. Ali Rıza peki niye bu romanı yazdım? Ali Rıza milliyetçi bir yazar. göle bir et, tabii etkisinde bir ara iddia terakki ilişki, ilişkileri vesaire ve eee Barbaros Hayrettin Paşa işte Turgut Reis ya da Delarsa. Delarsa bir akıcıdır bu şey. 1600'lerin başında şey bu. Kontes Batori var ya hani Kallı Kontes. Onun kocası var. Nadaj, Ferenc Nadajdi diye. Beşhur bir Macar soylusu. Savaşçı. Onun kabahatinden mızrağıyla şey böyle atının eğerine şey e, atının şey böyle eğer kısmında mıhlayan bir genç 17-16-17 yaşında akıcı. Onun hikayesi falan yazıyor aldığım kadarıyla. İsmi de aldığım kadarıyla. Deli Arslan var çünkü. Dolayısıyla ee, bir yazar. Muhtemelen Drakola'yı okuduğu zaman Drakola'yı okuyabilecek her türkün aklına gelebilecek ilk bağlantı ya da hayal kıvılcımı geldi. Ya Drakola'yla İngilizler karşı koyuyor da biz işte Osmanlı'da işte Türk evladı olarak bu eski düşmanımızla bizimkiler neden kapışması diye düşünmüş olabilir. Bu ilk muhtemelle de. Çünkü e, romandaki ifadeler de kendi hayat çizgisi de doğruluyor. Fakat çok ilginç bir nokta. Kazık Doğu'ya da romanlı bu ilk basımı 1928'de basılan ilk basımında şöyle bir ibare var. Resimli e, e, Resimli Ay Kitap kitaphanesi Meraklı Romanlar serisi. Ve bu romanın başlangıcında şey diyor. Biz bu seri diyor gençlerin heyecanla okuyacağı işte eserler basacağız diyor. Yani ticari yani okunabilir amaçlı tam o araçların olduğu süre içerisinde ticari amaçla da bunu uyarlamış olabilir. Ama ikisini de bir aradan çıkartmış olması mümkün. Yani gençlerin heyecanla okuyabileceği ürpertili bir, macera. Ama bir yandan da ne var? tarihi düşmanımız Kazıklı Boyo'yla çarpışan Türk gençleri. Robot'da e, baya baya bir e, nasıl derler şey e, yerelleştirme söz konusu. Şimdi o kısma geleyim. Dracula İstanbul'da Robadla. Ama e, daha önce de bir hususa değinmek istiyorum. Onu gerçi geri ileriki yayınlarda sırası geldiğinde ondan bahsedeceğim ama ya şey var şimdi popüler bir geyik var. Dracula İstanbul'da şey pardon Dracula e, Roman'daki Dracula gerçekten kazıklı oyvada mı değil mi diye. Benim bununla alakalı FRP.net'te daha önce çıkmış bir makale var. Bunun linkini de ben şey, e, bu açıklama kısmına ekleyeceğim YouTube'da. Buradan da şimdi paylaşayım. Burada da şimdi paylaşayım. Meraklısı Şimdi böyle bir iddia da var. Deniyor ki Bram Stoker Dracula romanında da ee, kazıklı oyvodayı anlatmadı. Ona göndermeler olmakla birlikte. Şimdi bu uzun süredir bir yanı böyle bir resmi tezi vardı. Dracula'dan para kazanmayı seviyorlar fakat yani kazıklı oyvoda gibi milli bir figürlerin vampirizmle alınması bir Balkanlı olarak pek da gitmiyor. Bir yandan da son birkaç yıldır bazı böyle çalışmalara falan denk geliyor böyle ciddi kitaplara. Yani Hani bir iki yerde rastlasam böyle tesadüf deyip geçeceğim de. işte bu Her Yönüyle Vampir diye bir kitap var arkadaşlarlarından çıkan. Ondan sonra şey e, e, National Geographic'in e, 2010 ya da 2011 sayıslarında çıkan bir Dracula yazısı var bayağı detaylı. Orada falan şey işleniyor. Dracula aslında Bram Stoker Drakula'yı çok işlemedi. Hatta şeyde çıktı ya yakın zamanda Drakus Stoker'ın bir kayıp defteri bulundu eskiden kalma. İşte orada da Drakula geçmediği için daha demek ki Drakula şeyde Drakula geçmiyor falan diye bir muhabbet döndü son zamanlarda. İyi geceler. Ee, Murat hoş geldin. Evet fukara onunla ilgili de ekşi sözlükte benim son gülemali altına girersen bir facia kurs oca facia canlı tarıklarla bir de burada bizim şey can can başka <laughs> İşte bu Drakula o gerçek Drakula değil mi? Yani romanda yani hem Türkçesini hem İngilizcesini karşılaştırdım. Ben Türkçe ifadeleri oku, şey, okuyacağım biraz da size. Bizzat şu ifadeler geçiyor ya yani romanda. Hani o ifadeler geçmese diyeceğim ki hani benzetme ya da şey işte onun soyundan biriymiş gibi anlatılıyor. Şimdi karşımızdaki adam galiba diyor şey e Helsinki konuşurken diyor ki karşımızdaki adam galiba namını Büyük Nehri yani Tuna Nehri'nde aşıp Türk topraklarına girdi ve Türklerle çarpıştığı bir savaşta kazanan Voivoda Dracula'dan başkası değil. Sonra şöyle bir ibare daha geçiyor Drakula romanında. Onlar benimle boy düşebilecekleri sanırken benimle Drakula söylüyor burada karakterleri. Bir yerde kıstırıyorlar bunu böyle bir mezarlık bir şey dehliz gibi bir yerde. Karakterleri tehdit ediyor Jonathan Harkin'in arkadaşlarında şey diyor. Daha onlar doğmadan yüzlerce yıl önce uluslara komuta eder. Onları birbirine düşüren savaşlara sürükleyen benimle. Sonra gene bir replik geçiyor. Hay Helsing, söylüyor gene. Diyor ki Van Helsing hayatında yani vampiravcısı karakter. hayatı da yani gerçekte yaşadığı dönemde Türk sınırına kadar gitti ve düşmana kendi topraklarına saldırdı. Mağlup edildi. Ama vazgeçti mi? Hayır. daha ne desin Stoker yani şey Drakula gelip imza mı atsın? Dertli görüllere giren benim bu latte yani imza mı atsın burada? Ah Von Sanders deli şey gezer ve sami şey gezer kardeşler. Eski öykülerden biridir ya. Devam öyküsü var onunla ama işte ne zaman vakit, vakit bulurum da hani şey yaparım tamamlarım Allah bilir. Yani. Drakula İstanbul'da da da buna çok vurgu var. İşte şey diye geçiyor yani Kazıklı Oyvada romanında. Ee... Zaten benim kulağıma tanıdık gelen Drakula adına ilk defa daha İstanbul'dayken dikkati bir e, şey. Zaten benim kulağıma tanıdık gelen Drakula adına ilk defa daha İstanbul'dayken bir sevgili Güzin çekmemiş miydi? Güzin şey. Bir Harker harkır şeyde Drakula'daki bu daha harkır. Filmlerden falan biliyorsunuz artık karakterler roman okumasanız bile. Şeyde bunu yazan da Avukat Azmi ve Şey Jonathan Harkır'ın Türk uyarlaması e, ee, Voivada Drakula'nın Türk İmparatorluğu tarihinde ve 2. Mehmet devirde yaptığı kallı, korkunç, tüyler rüpertici işleri Güzin benden iyi biliyor. Güzin tarih öğretmeni bu arada şeydi romandaki karakter. Yani. Yani işte Kırı Piramit hani demek istediğim mevzu o yani. Hani bu aslında öyle değil ama iba ediyor falan. Daha ne kadar iba etsin yani. Yine bir romandan geri bir alatı. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Teşekkürler arkadaşlar. İyi yayınlar temenniğiniz için. Bugün işiyle görevli oldum. Drakula yani evrak arşi satmaya gidiyor ya. Bugün işiyle ara e, aran satmaya. Bugün işiyle görevli oldum. Şatosunda yattım. ekmeğini yedim ve şimdi karşımda duran bu Transilvayalı kod Drakula. O tarihi zalim eflak prensi Dracula'nın uğursuz kazıklı oyu adamı değil miymiş? Normal romanda Harker şey yapıyor. Bu Dracula'nın soy muhabbetini öğrenince böyle çok şey yapmıyor, tınlamıyor. Yani İngiliz normal ama bir Türk öğrenici kazıklı da bu diye bir dönüyor hani. Ee, i̇yi ve hoş geldin. Bizde vampirler aşağı yukarı Rubella biraz oradan aldı. Aynen öyle. Çünkü bildiği kahramanları. Yani vampir demek bir de şey yani kafir de hortlamış demeye getirmek olduğu için biraz anılıyorlar. Ama para kazanmayı da iyi biliyorlar Drakula turizminden. Genel yerde şey Drakula'nın vampir olduğunu anlayınca da Harker. Şimdi normalde Harker şey Drakula'nın vampir olduğunu anlayınca ürküyor. Ben buradan nasıl kurtulabilirim diye düşünüyor. Eee Vapri demek caiz bu hocam. Yani Balkanlılar biraz batı ilaçla bakıyorlar. Şey çünkü işin içine itikatları devreye giriyor. Başkanım. Ya, yani Çünkü şey Ortodoks ilacında ölüp de böyle kafir ölüp de hortlayanlar şey vampir olarak geri dönüyor. Evet evet radyo evet evet bak sen iyi atıyorsun yani Roman'da öyle bir de başka pasajlar da var. Bunlar doğrudan işaret ederler yine Dracula İstanbul'da da bir altı. Bu sefer bizim az şimdi harkır, canıtır harkır Dracula'nın vampir olduğunu öğrenince korkuyor tabii. O meşhur çatıdan aşağı şey şatonun penceresinden bir sahnesi vardır romanda. Orada ilk bizimkiler yani Dracula İstanbul'da filmde bir çektikleri filmde kullanıyorlar. Baya böyle sahneye yatırmışlar. Kameraya da arkadan vermişler. Şey kertel gibi seti dekor üzerinde sürülüyor şey. izleyeceğiz bu gece onu. Atıf kaptan. Bu arada Atif Kaptan çok iyi bir seçimdir Dracula rolü için. Çünkü kendisi de saray kökenli birisi. Atif Kaptan oyuncumuz. Yani teyzesi şey böyle bayağı saray ailesi. konak falan diye yani. direkt sarayla sarayla bağlantılı bir kimse. O çevreyi görerek yani oynamışlar. Asil hakikaten. Beni de ecdadı Voivoda Dracula gibi zalim addederler falan böyle diyor hakikaten. O şey yani saraylı böyle aristokrat birini görüyorsun orada filmde karşısında. Orada izlediğimiz zaman göreceğiz. Ha, bizde tabii şey romanda Seyfi bu sefer şey harcır vampir olduğunu öğrenince ürküyor. Aa bu yaratıkmış vampir hani korkunç bir varlıkmış falan diye ürküyor. Burada bir de Azmi hem hortlaklığından çok şeyden tırsıyor. Demek işte ben şimdi bir zaman çatısı altında kazıklı oyvodayı saklayan bir şatorun içinde bulunuyordum diyor ve onunla veya torunuyla karşılaşmakta olmaktan dolayı tiksiniyor vampirliğinden önce. Şey yani o romanın o çok Belirgi bariz Jendrakula İstanbul'da da. Film, e, Serial e, Estate'si, film, film çekimine gidiyorlar. Bizim oyuncuların Mısır'da falan çektikleri filmler var. Atıf Kaptan da bir film çekimine gidiyor. Ve film çekimi esnasında bildiğim kadarıyla vefat ediyor, hayatını kaybediyor. Gelelim romana. Romandaki farklılıklar ne? Filmdeki farklılıklarla. Şimdi gelelim. Şimdi ee... romanın hadi okuyup hani romanı okuyup da ya yani Drakula'yı okuyup da adaptasyon olmasına rağmen o havası e, havasi havayı yakalayan birisi için şimdi Drakula İstanbul'da da Kazıklı yazılması o kadar şaşırtıcı gelmez ama yani tabii beni her zaman yazarı işte bu de itti bunu yazmaya da o şaşırtmaya devam ediyor. Hani belli şey açıklamalar getirebiliyorum ama gene de şaşırtıyor çünkü fantastik dokusu da çok güçlü roman. Ba baya baya şey karşımızda diyor hortlak var diyor böyle ok etmeliyiz. Şey diyor rubelilerden çocukluğumuzda dinlediğimiz o hikayeler meğerse gerçekmiş falan diyor yani Rubeli vurgusu yani Batılar direkt bir şey adapte etmiyor. Kendi folklorumuzdaki, kültürümüzdeki hortlar şey kullanıyor direkt. Şey olarak. Ve bu arada bir usta daha deneyeceğim. Hep şey deriyor. i̇lk Drakula kazıklı oyunda bağıntısını kuran film Drakula İstanbul'da mı? orada da şeyler önce açıklayıp, Romanda bir kere o bağlantı çok açık. Fakat Nosyaratu film işte Bram Stoker'ın hanımı e, ile telif yüzden anlaşamayacakları için burada 1922'de Nosyaratu adıyla çekiyor filmi başka bir hikaye ona benzer bir hikaye örüntüsü yazdırarak ölümsüz Nosyaratu diye bir roman Türkçe'ye de çevirmişim ben de o basımı da var onun 90'lı yıllarda bizimkiler de çevirmişler sanırım belki daha önceden de çevirmişlerdir 90 bası var bende hatta Ölsüz'ün de gene bizim Giovanni Scognavillo yazmış. Şeyde e, konuya gelirsek e, Nosferatu'dan sonra Bela Lugosi 1931'de şey, işte Drakula 31 32 Dracula'yı falan frakeşler çekiyor. Universal Film Stüdyosu. Drakula birebir değil. Sadece ismi Drakula fakat akışı Roman'a benzemekle birlikte yani e, daha önce tiyat, bir tiyatro uyarlaması için yazılmış bir Drakula oyunu söz konusu. Dracula'nın tiyatro uyarlamasını sinemaya aktarıyorlar. Birebir Robar'a değil. O yüzden tiyatroda da işte ya muhtemelen bir İngiliz ya da Amerikalı izleyeceği çok alakasız gelebilecek şeyleri, bilgileri çok vermemek için adam kazıklı oyu da falan çok değinmiyor. Yani alelade bir vampir ortak gibi anlatıyor. Bizim şey o bakımdan yani o kazıklı oyu da bağlısı da ilk e, film, Dracula İstanbul'a filmi 53 yapımı. Ondan sonra Francis Ford Coppola'nın Drakulasında da çok başarılı bir şekilde değiniliyor. O ikisinin arasında da Drakula'nın kazıklı oyunda bağlantısı da değilen var mı? Filmler var. Yani ben uluslara hükmettim falan diye çok belirgin böyle üstü kapalı yapım var. Şey de var. Film film için TV filmi için Drakula çekiyorlar bir tane. Orada Jack Palance meşhur o gangster filmlerde western filmlerde Jack Palance diye bir oyuncu vardır eskilerden. Onun Drakula oynadığı film var. Tipi duruyor bayağı böyle bariz böyle. Drakula çok yakışmış. Orayla da Dracula da bir şey. Drakula, ee, Dracula da bazısı vurguları ama alelade bir toprak lordu. Toprak söylüsü gibi vurguları. Yani onun Eflak tarihinde oynadığı rol falan çok öyle şey girilmiyor. Kopolar iki kadar başarılı anlatmıyorlar. Ondan sonra acaba. Bilatte pişiriyor. Öyle nasıl oldu? Aa onu kazıklı oyu da yerinde detaylıca Ölü Ölümü nasıl oldu? Mezarı nasıl kayboldu? Cesedi falan kayboluyor. Aa ne mevzu var? Kuzaytli. Hocam ben tarihçiyim. Her zamanda da yazarım. Ee, Orta çağ üzerine daha çok ihtisas alalım ama Osmanlı tarihi üzerinde de okumalar yapıyorum. Tarzan filmlerinde de telif sorunu daha sonra İngiliz yaptılar. Halbuki roman daha kaldır. Evet evet. Yani o, uf, uf, o tür ufak değişiklikler yapıyorlar. Dracula yabancı uçak kadar cesi özgür çok Tabi tabi çok farklı okumalar var Dracula'nın şeyle ilgili ya. işte burada ya Bartiz tarih açısından okuyan falan var böyle. İşte bu aslında şu sermaye sınıfı Sigmino falan diye böyle çok okumalar yapan da var. Netflix'teki Dracula'yı izledim ama her hani şey kendi içerisinde başarılar. Sevdim yani izleriz. Ama ben daha böyle Pavlov hoş geldi. Daha özgün şeyler ya daha Drakula'nın Drakula olduğu şeyleri daha çok seviyorum ben biraz. Bir Balkan şeyi vurgusu olarak. Koruya dönelim Drakula İstanbul'da ya. Şey, i̇şte Kazık Şimdi Drakula İstanbul'da romanda diyor bu Bram Stoker'ın alıp uyarladım demiyor yazar ve muhtemelen e, ee, Roman'ın heyecan dozunu arttırmak için muhtemelen böyle bir uyarlama falan oraya girmiyor da ular acaba yaşanmış mı dedirtmek amacıyla biraz da şöyle bir e, ee, trik deniyor. Jack Palance'da da Jack Palance'ın arada da bir Dracula film var. Sinema için, TV için uyarlanmış. Ama bizim yerel kanallarda falan da çıktı. Coppola'nın Dracula'sı da 92'de çekildi Dracula. Ayrı. Romanla ilgili şöyle bir enteresan nokta var işte bahsettiğim gibi. Romanın başında yazar diyor ki Ali Rıza Seyfi isim vermeden. Haydarpaşa eskidesi yaşanan bir vapurda gazete daldığı için salon boşaldıktan sonra gemiyi terk etmek zorunda kaldım diyor bir gün 1920'lerde. Bu sırada da bir kağıt tovar buldum diyor gazeteye sarılmış. Çıkışa sahibini aradım hatta gazete ilan verdim ama bunların sahibi çıkmadı. Kağıtları bu yüzden açıp okumak durumunda kaldım güllere göre sıralanmış güllük yapraklardan ve mektuplardan sıralanmış bu yazıların dehşet verici içeriği karşısında bunları yayınlamaya karar verdim diyor. The Bram Stoker'ın Dracula's romanı da güllük mektup şeklinde ilerliyor ya. Ona vurgu da bulunuyor. Bu da öyle ilerlediği için. Ve yazısını şöyle bitiriyor. Bu hakikatten şüphe edenler gelip kağıtları görebilirler diyor falan. Böyle bir esrarı gizli hava veriyor. Ve e, Jovalis Skogda Billo üstadı rahmetli de değil miyim? 500 sayfalık Drakona romanını Türkiye'ye uyarlayarak özetliyor şey e, Ali Rıza Seyfi. Hani Drakonların hikayesini akışla aşağı yukarı biliyorsunuz zaten yani Kopolları Bram Stoker'ı Drakona izlediyseniz aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Benzer akışta güzel ama bazı farklılıklar var. Hem filmde de hem roman uyarlanmasında da. Yani ee, bizim vampiri yani Drakula'yı Karpatlardaki şatosuna kadar kovalayıp destansı bir savaş sorucuda falan yok etmiyorlar. Eyüp yakınlarını bir evde bizim yerli kahramanlar grubu tarafından ee, şey Drakula yok ediliyor böyle. Filmde de Kasımpaşa mezarlığında avukat Azmi yok ediyor bunu. Tabi film roman havasına göre biraz daha zayıf kalıyor ayrı yani. Çünkü bizde çok deneyimi olan bir yani Ubiteris, Seraris Ubiteris şey Universal Stüdyoları'nı falan görmüş. Ya yani bize Amerika'yı görmüş bir ekip çalışıyor orada. Biliyorlar şeyi hani ama bizde tür olarak oturma ya yani ilk örneği olduğu için 50'lerde Korkun'un Aydıra Arakor'un çığlığı artık o da bu türe pek girmiyor. Çok bir acelevisi olduğumuz için biraz atıl kalıyor ha. Ayrı filmi farklı bir tonda ele alıp tekrar filmi uyarlamaya çalışsalar nasıl olurdu acaba? Ya o şöyle ee, o sevgilisini öldürdük. Prenses muhabbeti mevzusu da Eflatü ile Vlad Dracula'yı anlattığım bölümde anlatacağım. Onun hayatıyla ilgili çok detay var. Dedeleriyle ilgili, Osmanlı'yla nasıl savaştı, Edirne Sarayı'da nasıl büyüdü. İlerleyen yıllarda anlatacağım onu Bunlar şimdi daha şey, giriş konusu. Ve e, Roban'da öyle bir yerelleştirme yapıyor ki Şimdi Dracula romanında kim var? Doktor Seward var işte. John Seward var. E, ee, Quincy Morris var. Şey Teksaslı. Bir de şey bir e, Lucy Westerra'ya yazarlardan. ilk ölen kız hani. E, şeye e, ilk Lee Beyazlı kız falan diyorlar romanda. Evet evet evet. Hem uzun bir şeyim var. Twitter'li yani bir bilgisayarı full var. Hem de bir makalem var. Ben onu işte aktarar, aktaracağım size. İsteyen Dracula efsanesi. Bebek Berk Yaltırk yazar. O şeyi de Kuyper'tan bulup okuyabilir. İster full da bulup blogdan bulup yine okuyabilir. Çökere'den gireceğiz Dracula mevzusunu. Ve diye vampirlik yakıştırıldı. Hakkında yaşarken hangi efsaneler anlatıyor onları da değineceğim yani. İşte Lord Arthur Godalming var. Şeyin kır, e eşi en son evlenen kişi Lucy Westerra'yla. Peki bizde kim var abi? İşte Avukat Azmi Bey var. Jartır Harker yerine. Lucy Westerra'ya da Şadan diye bir kızcağız var. Şimdi bir de Harker güzel Güzin Hanım var. Şey Lord Arthur Godalming'in yerinde Kurbay başı Tuğra Bey alıyor. Ve şey Kuvayi katılmış bu. Ve diğer arkadaşları da öyle işte diğer ekip de öyle. Kuvayi Milliye'den tanışıyorlar. Ege cephesinde, şeyde Batı cephesinde Kuvayi Milliye'den tanışıyor bunlar. Az bir hariç. İşte Kurbay Binbaşı Turan Bey Kuvayi Milliye'den e, Aydınlı bir tane Zeybekler arasında gezilmiş bir Kuvayi Milliyeci genç var. Özdemir Oğuz. O da Kuisi Boris'i tekabül ediyor. Teksaslı maceracı Kuisi Boris'i tekabül ediyor. Bir de e, şey e, Efsane bir vampir avcısı, bu, avcımız var. Doktor Resul Bey. O da Abraham Valenski'nin tekabülü O da işte Abdülhamit Sabah'da sürgün edilen öğrencilerden biri. Bunlar bir şekilde eskiden tanıştıkları var böyle. Milli mücadele geçmiş falan var. Böyle Çerkes kabası falan taşıyorlar böyle bildiğim. Böyle silahları falan gidiyorlardır okula ölürü. Çok şey bir havası var. Romandaki halayı filme birebir aktarsana çok daha güzel olurmuş. Drakonların şiddet eğilimi yani sadece bu şahsi psikolojisiyle alakalı değil. Tamam dönemine göre de çok ağır psikolojik yani ağır işkence falan uyguluyor insanlara. Dönemine göre bile dikkat çekiyor. Yaşarken de korku karakteri ama bunda biraz yaşadığı çalkantıların etkisi var. Yani babasıyla abisi de diri diri göbüyorlar. Eflak boy, boyarları ve bir yandan Osmanlı'nın bir yandan Macarların sultası altında ve o uluslu, ya yani Eflaklıları bağımsız kılmak ve Eflak dili konuşanları birleştirmek istiyor. Transalpilarum hükümdarı diyor kendine yani Eflak o birleşik bölge. Eflak değil sadece. Birleşik bölge hükümdarı görüyor. Yani böyle o tür bir psikolojik veçesi de vardır bu. Hoş geldin Prenses Gül. Yani Peri Dreadful'dan duyman normal. Peri Dreadful'da şey karakterleri de geçiyor. Peri Dreadful dizisinde. Ama şey ee, ee, şunu söyleyeyim yani e, ee, Osmanlı gömüyor değil mi? Şunu söyleyeyim yani o Drakula'yı anlattığım zaman gireceğim detaylarla. Yani. Hakikaten neler yaşadı. Efsanelerle hakkı dönülmüş. Oraya orada detaylı gireceğim. Olabilir mi ya ki Turan var. İlerleyen süreçte. Yapabiliriz. Eee Drakula'nın akışında da yönler. Ya yani bir kere karakterlerin e, bir kere hep milli mücadele tanışmaları arası bile bayağı dönem milli duyguları yansıtmalar söz konusu Drakula romanda oranla. Ve e, şöyle bir şey var. Bu Dracula romanında Stoker'ın Dracula'sı da bütün karakterler Harker bile ya yani ile tanıştığında kazıklı oyu odayı şeyden öğrenir. Abraham Valensing'den. Fakat burada şey ki Drakularla ne zaman geçiyor? O uğursuz kazıklı oyvadanın ismi değil mi falan diye o da giriyor. Tamam bu Böyle bir kan davası var romanda. Arka planda. Hani Drakula da Jonathan Harker Drakula'nın atalarını öğrendiğinde pek bir tepki vermiyor. Hatta Osmanlı Haçlı Savaşları atıflar falan taşıdı da böyle ilgiyle karşılıyor. Bu eski dönem falan diye ama Drakula İstanbul'da da avukat azmıyor. Drakula'nın kazıklı oyvadanın soyundan geldiğini öyle söylüyor ona. Ben onu torunlarından biriyim diyor öğrendi de böyle dehşete düşüyor bildiğin. Korkusunu da o zaman artıyor. Daha yani normalde Harker şeyde şatoda kapalı kaldığını anladığı an, esir olduğunu anladığı an korkmaya başlar romanda. Burada azmi daha şey kapalı kaldığı bile o kadar ürkmüyoruz. Drakula'nın torunu ilk Drakula'nın torunu öğrendiği anda bir ürküntü, ürperti duymaya başlıyor. Ee, anlamaya başlıyor. Hatta işte şey nişanlısı Güzel Hanım yani bir daha Harker Türk versiyonu. O da günlüğüne Dracula ismini duydukça içeri karardığını aklına tarihteki kazıklı oyunları geldiğini falan yazıyor direkt böyle. Ve karakterlerde tabii karaktersel biz yani bazı değişimler de var. Çünkü Türk kültürde geçen bir hikaye. Mesela Dracula'da Lucy Vester'ı biraz şey hafif beşli. Aşıklarını aldatan peri kızı misali böyle. Hani yürek aldatan bir karakter tamam mı? Dracula İstanbul'daki şahdan da daha çok böyle eski siyah beyaz Türk filmlerinde canlandığı hanım karakterler gibi. ve çok masum. Aşırı masum mesela o Lucy karakterine göre. Gençliğini gene yansıtıyor ama Lucy kadar bariz değil. Yani romanda da şeyde de e, filmde de. Dracula'daki kahramanlar grubu Lucy'nin aşkına ve binayı kurtarma kadar ilk etapta bu amaçla toplanıyorlar. Yani hepsi Lucy'yi seven insanlar ama Lucy Lord Arthur gibi seçiyor. Ve onun hatırası için birleşip Drakula'ya karşı koyuyorlar işte. Bir de ondan kurtarmak için Lucy gibi ölmesiz diye. Drakula İstanbul'da da bu havaç vurgulanıyor ama bir Kara Murat Battal Gazi filmlerinde o hani İmparator da komutan öldürüldü sonra intikam sahnelerini andıran bir havada Drakula'yı şöyle yok ediyorlar. Hani romanda buna şey çok farklı yazmışlar biraz. Hani şey Şahdan'ı bulucu falan tabiri geçiyor. Romanda direkt şey tabiri geçiyor. Ya yani kalbile e, doktor e, şey doktor diyorum. Bir başı Tuğra Bey e, kalbile kazı çakarken olanın böyle şey e, direkt şey diyor. Tuna boylarında kaza vurulan millet taşlarımın e, intikabı diyor direkt. Ve sonra bir bucize hareket e, hareket gördük. Bir mucize hareketi gördük. Evet. Kendi gözlerimize inanamadık. Fakat hakiki olarak şunu gördük. Şey yani Kafka, Çerkez kafasıyla, Kafkas kafasıyla boynunu ayırıyor falan bir şey. Ka kalbine kazayı çakıyor direkt. O ifadeyle geçiyor. Evet Elizabeth Kostovan'ın historia romanındaki akış da biraz şey yapıyor. Elizabeth Kostovan'ın ki biraz daha tüylerimi diker dikerler detay vardı orada bir yerde vampir avcısı karakter şey böyle ezar okuyor falan böyle bir ritüel yapıyorlar ya. Biz eskiden böyle bir ocağa mensupluk gibisinden. Ya baya değişik. Bir kız yapımı Baktoğlu'nun oynadığı Dracula'da şey 79 yapımı Dracula var bir de evet. Frank Langella'nın oynadığı. bakayım. Ah. Hayır ardotlar karıştı. Ee, i̇şte bahsettiği gibi karakterler kuvabiliğe geçmişi var. Böyle bayağı Drakula'ya karşı giderken şey... Ee, ...bayağı ne diyorlar... belli bir hareket, bir intikam gibi... ...bahsediyorlar. Bayağı o şekilde arıyorlar. Ve ilginç nokta... ...Romanda Resuhi Bey'in vampirleri... ...hortlattıkları, allattıkları sahneler. Ha ki... ...Romanda peki haç mı kullanıyorlar? Hayır. Bayağı şey sarımsak kullanıyor ve üstüne ait ayeti kerimeler yazılmış kağıtlar kullanıyor. O kağıtlar türbe kenarları şey mezar kenarlarına falan yapıştırıyor. Tabi şey aile mezarlığı yerine türbeye bırakıyor şeyde. E, Bram şeyde e, pardon Aliza Seyfi'nin romanında Bram Stoker'da da şey aile mezarlığında Lucy. Oraya gidiyorlar ama şu sahneler falan da var. Güreşe güneşe çıkacağı bir da var bu kitapta. Evet var. Güneşe çıkamıyorlar. Yani Sonra değil kahrolalı bir kısmını YouTube'a atacağım zaten. Bir de başka mevzularda da basacağım. Mevzunun tam ortasına geldim aslında. Ondan sonra ee, kazık damayı birebir almış. O bizim Osmanlı kaynaklarında da geçiyor zaten. Aşirasısınız ve daha detaylı anlatacağım ilerleyen videolarda. Şeyde e, direkt Dracula e, sarımsak haç yerine daha böyle bir ikame edilerek kullanılıyor. Bu şekilde. Ya biraz pagarizm paganizm havası var. Sirke büyü için kullanılıyor. Ama sarımsak hem nazar nazara karşı kullanılıyor. Eflatü yeleri Hem nazara karşı kullanılıyor hem de böyle vampir hortluğa karşı. Balkalarda çok yaygın özellikle. ele kokuyorum. Şey Resuhu Bey'in sözü. Resuhu Bey işte diyorlar ki ya bu nasıl olur? İnsanlar kalayabileceği ölüyor, hortluyor falan. Hani bu nasıl olur? Nasıl mümkün diye anlatıyorlar. Bu da Dracula İstanbul'da filmde. Onun sahneleri çok es geçmişler. Bizi hortlaklar hususunda tevhir edebilir misiniz falan diyor böyle. Baya Türk Dil Kurumu vampir avlıyor gibi anlatıyorlar orada. Burada biraz daha doktor detayına giriyor. Adam bunu 1928'de yazmış. Bizde yani vampir ya da hortlak ilacı aman yavurda vardır. Aman işte o işte eee Mezarda cil, kıl, cin görmüşlerdir. Ölü kılığında da cil görmüşlerdir denilerek çok böyle yazılmayan Yani rubeli batıyla Hortlaklar vesaire deşelen bir oynanışlar. Bugün soy 20 yılda doğru düz hakkında makaleler çıkar yazılan oynanışlar. Adam 28'de yazmış. işaret etmiş. ya yani kurgu ve uyarlama bir kitap. Hani kendi oturup özgün bir şey de yazmamışlar. Yani uyarlama bir kitapta geçiyor. Öner için teşekkürler e, ee, Bizim Rum elililerden elinilerde, Rum de vampir dedikleri bu şark ve garp kelimelerinin aynı olması şayani dikkattir. Ve umumi lisanımızda cadı daha tam tabiriyle hortlak denilen şu tarafından ısırıldı. Şey tarafından ısırıldı. Böyle kendilerinden geçmiş bir halde iken e, bu arada teklemeleri çok kusura bakmayın. Eski basından okuyorum. Bu da biraz pratik gerekiyor. İken hortlak tarafından ısırılanlar da hortlak olurlarsa da esasen hortlaklık e, denilen ütüş mahlukat bütün esaf e, ba, balu dakika bütün ah bütün esafı balu belu belu da iktisap etmezler. Yani bunu bütün laletini şeyini taşımazlar diyor. Onlar için burada e, doktor yine meşhur e, tas tasvifi itikatları mı e, ya yani batı itikatları mı e, itikatları mı sapıyordu bile bilmem diyor yani onu kendi ilaçlarla mı sapıyordu bilmem diyor rahmet rahmeti ilah rahmeti ilahiye yani hiç olmazsa e, ria, ziyansız ölü olmak ve uhrevi e, saadete erişmek imkanı onlar için açıktır. Yani vampir hortlak diyor hani böyle ölüdür ama diyor bunu zararsız ölü hale getirmek ya da işte sonsuz huzura ebedi huzura kavuşturmakta diyor mümkündür diyor. Sayfa kaç? 191 190 190 191 hocam. Ondan sonra anlatıyor. Oğlum afif. Çünkü biraz daha sarakaya burada şeyi. Evet evet. Ben bunu zamanında çok bu kadar piyasası bu kadar yok yer almıştı bunu. Eflatü yayınları Bozkurt. Zaten böyle bir YouTube'da şey var. İki playlist var. Bir korku yayınlarının bir de şey tarih yayınlarının. Orada ikisine de bakabilirsin. Ben böyle kollar haftada ikişer gün yayın yapabiliyorum ancak böyle cuma cumartesi geceleri 11.30'da. Bu şekilde şeyler istifade edebilirsin. Bu arada internette makaleleri de var benim ben araştırırsam. Orada şey yapar yani bayağı bir malzeme çıkar yazacaksanız. Ben de hikaye yazmak istiyorum. Ben de serayla yazmak istiyorum diyorsanız işinize yarar bayağı yani. Oğlum hafif sen e, has İstanbullu İstanbullusun. Eğer Rubelili olsaydın, eğer Trabzon vilayetinin e, birçok mıtıkasında folklor dediğiniz e, hikayelerle meşgul bulunsaydınız, bulunsaydın eğer hatta bugün Rubel'in e, Üsküp ve daha aşağı daha yukarı e, yerlerinden gelmiş taşlarıyla bu hususta temas ihtivas etseydin hortlak yahut cadı kelimesi hakkında hiç olma hiç olmazsa efkarı e, batileyi boş tarihi de tarihi de tarihi de e, hediye edecek bazı malumatlar, yani boş ilaçlar tarihi hediye edecek bazı malumatın olurdu ve e, allardık ki allardık ki e, bilhassa ortlaklara dikkat et cadı e, tabiri bu hususta yanlış olarak kullanılır ve asıl içinde bulunduğumuz hadisenin ebdi olduğu da ebil e, bulunduğu Rubeli ahalisinin ve e, ve yerdik ve dur yer iyi ha Rumeli ahalisinin verdiği ububi dabi ile vampirlere e, bu kabile bu için vampirlerle başa çıkmak için için e, cemaatler içinde cadıcı hortlakçı dab altında bir e, sınıf bile ve bir sınıf bile bilgide bir sınıf öyle bilere de bugün mevcuttur. Bugün bile mevcuttur diyor. Bak cadıcı folklorla da bahsediyor. Hortlak cadı şeyde cadıcı folklorundan bahsediyor. Bugün de mevcuttur diyor. Bizim Bilal Hoca burada yok şimdi ya Bilal Hoca'ya bizim Mak o bana bazı cadıcı anlatmaları aktardı. Dedesinden dinlediği Makedonya'da. Sakarya'da bugün cadıcı namıyla yaşayan bir aile var. Yani aile eski namlı cadıcı olduğunu biliyor ama hikayesini bilmiyormuş. Yani folklor olarak 20. yüzyıl başlarına kadar yaşayan bir motif bu. Yok Romay Muhtar çok şey... Yani Kaçırmış olabilirsin ama çok da şey değil yani. E, soru teşkil edecek mahiyette değil yani. Yeni başladık. Daha filmi de izleyeceğiz. Yani. gel Aykut Melih hoş geldin. Hah, Bilal hocam buradasın. Bizim yazılarda 60 da 60'larda dahi. Ben o derlemeyi yapmayı çok istiyorum ya. O Rumeli ilanışlarının nasıl taşındığını. Hiç şaşırmayın 1950'lerde Çanakkale'de bir göçmen köyündeki bir kazıkta vakası bizim seçki sapkaya derledi. Yani ilanışlar taşırıyor yani. Onu demek istiyorum. Adam bunu 28'de yazmış işaret etmiş direkt ya. Tabii o dönemde Türkiye'de buna koca Karay'da bir edebiyatı gözüyle bak bir de folklor araştırması yapacaklar ya. O vizyon olsa o bizde. Neyse ya. Kasımpaşa'daki e, evimizin büyük odasında çocukluğunu anlatıyor Resul Bey. Bu cadı zaten... hikayesi.